yurttaş ekolojik ekokırım yasasını yapıyor diye bir hareket başlatıldı. Bunun sahibi yok. Bunun sahibi tüm yurttaşlar. Partilerin buna kulak vermesine, ekokırımın bir suç olmasını, programlarını almasını ve önümüzdeki dönem mecliste ilk fırsatta ekokırım yasasının yasalaşmasını sağlamalarını istiyoruz. Buna söz veren partilere oy verilmesi çağrısında bulunacağız. Ekokırım tüm canlılar için bir felaket şeklinde artarak devam ediyor. Bunu önlememiz gerekir. Bunu önlemenin yolu da ekokırımın bir suç olması. Oysa ekokırım eğer bir suç sayılırsa, ekokırıma neden olanlar ağırlaştırılmış müebbete varan hapis cezalarıyla çarptırılmaları, verdikleri ekonomik zararın birkaç katıyla da cezalandırılmalarını öngören bir yasa tasarısı bu. Eğer bu yasalaşırsa o zaman herkes kolay kolay ekokırıma neden olacak hareketlere bulunamaz. Örneğin bir Akbelen Ormanı yok ediliyor. Yatağın yok edildi. Orada birkaç köy ortadan kalkıyor. Bunları cezasız kalması, düşünülmemesi gerekir. Bunların mutlaka cezalandırılması gerekir. Biz ekolojistler olarak doğanın talanını önlemeye yönelik söz veren, bunu programına alan partilerin desteklenmesi çağrısında bulunacağız. Yani tabii çok kötü bir şey. Yani doğa şu an hiç göz önünde bulundurulmuyor. Tamamen rant ve bazı grupların para kazanması uğruna yani doğanın sömürülmesine, yok edilmesine izin veriliyor. Yani bu ÇED raporlarının istenmemesi gerekli değildir veya bizim açtığımız davalarda da aleyhimize sonuçlanması yani bu kabul edilemez. Bu konu yani bir an önce değişmesini istiyoruz. Yani şu anki mevcut hükümet buna müsaade ediyor ama yakın dönemde bunun bir an önce değişmesini arzu ediyoruz. Hani gider ayak daha kaç projeye izin verilirse başlatılmasına onu yapmaya çalışıyorlar. Biz doğa savunucular olarak bunları engellemeye çalışıyoruz. Ama yani bir an önce mecliste de buna daha duyarlı milletvekillerinin ve iktidarın olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla tüm bunların ortasında aslında yaşamın siyaseti içerisinde çevre sorunları bizim bugüne ve geleceğimize bakışımızı da gösteriyor. Bu seçimde geleceğimizin, yaşamımızın ne yöne ilerleyeceğinin bir seçimi olacak aslında. Ben aslında ülkemin dününde de, bugününde de, yarınında da havasıyla, suyuyla, toprağıyla, insanıyla, emeğiyle, tüm canlılarıyla beraber bir arada yaşadığı, özgür, adaletli, her canlı için demokrasinin olduğu, yaşam hakkının olduğu ve ekonomisinden kalkınmasına tüm sürecin kamudan yana toplumsal politikalarla yürütüldüğü bir ülke hayal ediyorum. Ve bu ülkenin hayalini kurmaktan öte bunun mücadelesini veriyorum. Ve seçimden sonraki süreçte de zaten bu kaygıyı taşıyan, daha iyi bir ülke, daha iyi bir yaşam, her canlı için eşit, adil, özgür bir yaşamı savunan, liyakat sahibi, uzman, kamudan, doğadan yana çözümler üretecek, doğanın bir parçası olduğumuz gerçeğiyle uyum içerisinde tüm politikalarımızı yürütecek, vicdan sahibi, ahlaklı insanların bu sürecin içerisinde el ele vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yaşam sorunları, çevre sorunları hayatımızın temelinde. Dolayısıyla siyasetin de, siyasi partilerin de aslında attığımız her adımda, kararlarda da, öne koyduğumuz hedeflerde önceliğin yaşam ve çevre sorunları. Dolayısıyla aslında tüm canlıların sorunları ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler olması gerekiyor. O yüzden de bu programların içerisinde aslında yeşil politikaların gerçek anlamıyla doğaya saygılı, doğanın içerisinde yaşamı savunan, geleceği, adaleti savunan, kamunun ve doğanın hakkını savunan biçimde ilerlemesi lazım. Ve çevre kirliliğinden, sorunlardan uzak sektörleri yöneten, denetleyen, kamusal denetimin etkin olduğu, kamusal yönetimin etkin olduğu ve sektörlerin birbiriyle çatışan değil, birbiriyle üreten, niçin, kimin için, neyin feda edildiği sorusunun cevabını kamudan yana, toplumdan yana, doğadan yana veren politikalar yürütmesi gerektiğini düşünüyorum.